neresi diye merak ediyorsunuz. Şimdi ben neresi olduğunu sizlere söyleyeceğim. Biraz sonra da buranın güzelliklerini sizlere göstermeye çalışacağız. Güneşin nasıl vurduğunu görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Şöyle biraz bir dönelim bakalım kamerayla birlikte tesise doğru bir dönelim. İşte hemen solumuzda hani alabalık diye merak ediyorsunuz ya, alabalıkın en lezzetli olduğu yerlerden birisi Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde Hona alabalık tesisleri. Sade alabalık mı? Hayır. Başka yemekler de burada bulabileceksiniz. Yöresel yemeklerden al, diğer yemek çeşitlerine hepsini burada bulmanız mümkün. Biz biraz önce balığı yedik. Elbette çok yerde yedik ama muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Nereden geliyor bu lezzet? Su soğuk olunca, alabalık soğuk suyu sever. İşte su soğuk olunca lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Hele burada farklı güzellikler var ki sevgili dostlar, nedir diye merak ediyorsunuz. Hani eskiden bizim yer sofralarımız vardı ya sevgili dostlar, otururduk böyle bağdaş kurardık ve bağdaş kurup orada yemeğimizi yerdik, dostlarımızla muhabbet eder, sohbet ederdik sevgili dostlar. İşte şimdi sizi ilk önce o yer sofrasına götüreceğim. Orada oturacağız, orada konuşacağız. Daha sonra ben buranın doğal güzelliklerini size anlatmaya çalışacağım. Türkiye'nin dört tarafını geziyoruz sevgili dostlar. Her tarafı dolaşıyoruz ama dört tarafı orman. Ortada böyle çok güzel bir alabalık tesisi bir yerde görmedim. Mükemmel, harika bir tesis olmuş. Çok uzun süredir gelmemiştim. Burayı yapanlar, alanlar, çalıştıranlar, hepsine, emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi o yer sofrasına bir gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. Yer sofrası dedik. Hemen yer sofrasına doğru gidiyoruz. Burada görüyorsunuz sevgili dostlar. Çok hemen ne yazıyor? Ayakkabını çıkar diyor. Çünkü yer sofrasında oturacağız. Bizim kültürümüzde bu var zaten. Hadi bakalım gelin biraz yer sofrasında sohbet edelim, olur mu? Evet, görüyorsunuz işte burada yer sofrası sevgili dostlar. Eskiden annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, nelerimizin çok çok oturup sohbet ettikleri, yemek yedikleri yer. Hani önümüzde sofra boş, evet. Biraz sonra biz sizlere buradaki neler yapılıyor o yemekleri de göstereceğiz. Neler üretiliyor onları da göstereceğiz. Burada sadece biraz duygu ve düşüncelerimi böylesine rahat bir ortamda sizlere anlatmak istedim. Memleketimiz çok güzel, doğamız çok güzel ve böylesine güzel bir doğada, böylesine güzel bir tesis gerçekten harika. Şurada oturup 5 dakika dinlenmek, 10 dakika dinlenmek veya herhangi bir yerinde bir çadır kurup da şöyle bir gece kalmak sevgili dostlar, İnsana tam bir ömür, tam bir sağlık sevgili dostlar. En iyisi sizler Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyüne gelin ve Pona alabalık tesislerine bir uğrayın. Şu yer sofrasında yemeklerinizi burada yiyin, olur mu? Muhteşem bir doğa. Su sesi var, duyuyor musunuz sevgili dostlar? Evet, bir taraftan şırıl şırıl, nazlı nazlı akan bir su sesi var sevgili dostlar. Ve o su sesiyle birlikte yemek, balık, peynir etmesi, köfte veya daha değişik yemekler, erişte, sinor, elbette nasıl gider? İyi gider sevgili dostlar. Şimdi başka yerlere bakalım, olur mu? Hadi bakalım, başka yere bakalım.
şu akan sular var ya sevgili dostlar, o kadar güzel yapılmış ki böyle sanki musluktan akarcasına balıklar işte burada bu havuzda sevgili dostlar. Görüyorsunuz suları, suralı böyle pırıl pırıl akıyor sevgili dostlar. Burada olmak istemez misiniz? Bir anda Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, dünyanın her yerinde, neresinde olursanız olun, işte bu doğal güzelliği bulmanız biraz zor. Nerede burası? Şavşat, Pınarlı Köyü, Pona, Alabalık Tesisleri. Gerçekten anlatmakla bitmez burası. Burasını göstermekle de bitmez. Ancak burası gelinir, görülür, yaşanır. Ondan sonra sizler zaten anlatacaksınız buranın güzelliklerini. Biraz daha izleyelim mi? Biraz daha bakalım mı sevgili dostlar? Hadi biraz daha izleyelim. Saatlerde başladık ve şu anda görüyorsunuz yavaş yavaş karanlık oluyor Pona'da. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı, nerede? Pınarlı Köyü'nde. Hele bir de akşam üstüne kaldığınız zaman kenarında bir göl var. Ay ışığını
hem gölde hem de havada görmeniz mümkün sevgili dostlar. Her ikisini bir arada az önce izlediniz. Bizler de diyoruz ki gerçekten muhteşem bir doğa, muhteşem bir güzelliklerin dolu olduğu Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde bulunan Kona Arabalık tesislerine uğrayın. Hiç olmasa bir gününüzü geçirin. Bir daha sefere zaten sizler geleceksiniz biliyorum. Muhteşem o yer sofrası, muhteşem bir havuz, muhteşem balıklar, muhteşem yemekler ve muhteşem doğa görüntüleri. Varsa bir doğa sevdanız, varsa doğa merakınız ve varsa ben bugün dinlenmek istiyorum, kuş sesleriyle, su sesiyle birlikte dinlenmek istiyorum. Nerede buluşuyoruz? Kona'da diyorum. Saat artık 7'yi geçiyor sevgili dostlar. Akşam oldu Kona'da. Gönül istiyor ki burada şöyle uzanıp sabaha kadar yatmak gerekir. Ama Nurbay Usta, işim var biliyorum. Türkiye'yi gezdim sevgili dostlar. Bu kadar doğal güzellikleri bir arada bulunan suyuyla, kuş sesiyle, havadaki ay ışığıyla, yıldızıyla hepsinin bir arada olduğu bir tesis, güzellikleriyle, yemeğin lezzetiyle işte Kona'da diyorum. Merak ediyorsunuz değil mi? Bizler yavaş yavaş yola devam edeceğiz. Bizler buradan ayrılırken, sizler buraya geldiğiniz zaman, bu görüntüleri izleyip de buraya geldiğiniz zaman diyeceksiniz ki çok doğru söylemişsin. Evet, bizler her zaman doğal güzellikleri gösterdik sizlere. Uygun olmayan veya yalan olan, yanlış olan hiçbir şeyi göstermedik. Gelin Kona'ya, bu aradığınız bu görüntülerin hiçbirini bulamazsanız arayın diyoruz. Ve de buradaki çalışanların, buranın sahiplerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş bizler artık Kona'dan ayrılıyoruz sevgili dostlar. Bizler Kona'dan ayrılırken sizleri buraya bekliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık diyoruz.